cezaevlerindeki genel hastaları durumuna girmeden önce özellikle şunu belirtmek istiyorum. Hepimizin bildiği gibi aslında uzun yıllardan beridir cezaevlerinde sayıları yüzleri bulan, durumları, sağlık durumları çok ağır olan, gerçekten cezaevi yaşam koşullarında bir gün dahi yaşamlarını idame edemeyecek durumda olan yüzlerce hasta tutsak arkadaşlar var. Bunlardan bir kısmı da kuşkusuz diyaliz hastası olan arkadaşlardır. Ben de bir diyaliz hastası olarak biraz bu konuya dikkat çekmek adına, farkındalık yaratmak adına diyaliz hastalarının günlük anlamda yaşadıkları sorun ve sıkıntıları kısaca anlatmak istiyorum. Normal koşullarda diyaliz hastaları dışarıdaki yaşamda bile günlük yaşamlarını idame edemezken, ama hepimizin de bildiği gibi cezaevlerinde sayıları onları bulan bugün diyaliz hastası tutsak arkadaşlarımız var. Ve bu arkadaşlarımızın özellikle tedavi noktasında, günlük yaşam noktasında, beslenme noktasında, diyet noktasında kendilerine gerçekten bakamayacak durumda. Özellikle bu noktada diyaliz hastalarının aslında sağlık kurullarının raporlarına göre herkesin bildiği gibi, bizlerin de bildiği gibi normal bir hastanın %90 raporu olduğu zaman cezaevi koşullarına yani uygun değil biçiminde en kısa sürede tahliye edilmesi gerekir. Bu diyaliz hastası tutsak arkadaşlarımızın da hepsinin de %90 raporları var. Yani diyaliz hastası ne demek? Her iki böbreğini %80-90 fonksiyonunu yitirmiş. Dolayısıyla kısa süre içerisinde aslında organ nakli olması gerekir. Şimdi Türkiye'de özellikle toplumumuzda organ bağış kültürü yani ne kadar sıkıntılı olduğu, yani bu anlamıyla çok fazla hani gelişmediği gerçeği de ortada. Ondan dolayı diyaliz hastalarının rutin bir şekilde günlük anlamında günde 3 şey haftada 3 kez 4 saat diyalize girme durumları söz konusu. Diyaliz bildiğimiz işte mekanik bir cihaz ve o cihaz hastalar genelde 4 saat günlük olarak o cihaza giriyorlar. Vücutlarındaki kan işte o kan bütün o makinede temizleniyor. Yani normalin bir altında bir standarta geliyor. Rutin bir şekilde yani organ bağışı gerçekleşene kadar bu hastanın genel durumu, bu tedavi demeyelim de ama tedaviye benzer bu uygulama bu şekilde rutin bir şekilde devam ediyor. Dediğim gibi yani haftanın 3 günü toplamında günlük 4 saat, toplamında haftalık 12 saat diyaliz hastaları makineye giriyor. Ben kendim bile yani dışarıda bunu bu şekilde uygulayabilirken içerideki hastaların gerçekten nasıl, hangi koşullarla karşı karşıya kaldığını gerçekten düşünemiyorum. Yani onun için diyoruz ki diyaliz hastalarının bugün cezaevlerindeki mevcut bu durumlarına baktığımızda en kısa sürede gerçekten bu hastaların bir an önce tahliye edilmesi ve dışarıda tedavileri sürdürmesi gerekir. Yine diyaliz hastalarının en temel dikkat etmesi gereken noktalardan bir tanesi de diyettir. Yani diyetisyenin gözetiminde diyet uygulanıyor ve bu diyet de yiyecek dediğimiz işte günlük ihtiyacını, temel beslenme ihtiyacı normal sağlıklı bir insan gibi istediği şeyi yiyemiyor. Yani normal yemesi gereken yiyecekler var, yememesi gereken yiyecekler var. Şimdi dışarıda normal bu koşullarda bir insan, bir hasta bunu uygulayamazken içerideki bir diyaliz hastası gerçekten o cezaevi koşullarında ve o beslenme sorunun en temel sorun olduğu cezaevlerinde diyaliz hastaların en fazla karşı karşıya geldiği temel sorunlar ve sıkıntılardan bir tanesi de budur. Yine ikinci bir nokta, diyaliz hastalarının en temel diğer sıkıntılarından bir tanesi de fiksör dediğimiz kollarında işte o tedavi gerçekleştirmek için iğne yoluyla kollarında böylesi bir fikstür açılıyor. Bu fikstür aslında diyaliz hastası tutsakların en temel dikkat etmesi gereken diyelim ki durumlarından bir tanesidir. En ufak bir
şiddet karşısında, en ufak bir zorlama karşısında ya da bir tıkanma, yani fiksürün durması karşısında o diyaliz hastası belki de 2 haftaya yakın diyalize girmeme durumu söz konusu. Onunla karşı karşıya geliyor. Onun için yani diyoruz işte cezaevlerindeki işte yaşanan uygulamalar, cezaevinin ortamları, koşulları diyaliz hastalarına hiçbir şekilde uygun değil. Bunun için diyaliz hastalarının en kısa sürede dediğimiz gibi yani bu sağlık tedavilerinin gerçekten yapılabilmesi için bir an önce tahliye edilmesi gerekir. Yani yakın tarihimizde hepimizin de bildiği gibi çeşitli işte hastalıklardan kaynaklı aşağı yukarı 30 yıla yakın cezaevlerinde olan tutsak arkadaşlarımız vardı. Ve bu yakın 2-3 yıl içerisinde belki onlarcası dışarı çıktı ve işte cezaevlerindeki o kendilerinde işte oluşan o hastalıklardan dolayı kısa süre içerisinde dışarıda tedavi oldular ve hayatlarını yitirdiler. Böylesi durumlarda yapılması gereken ağır hasta koşullarına sahip olan bu hastalar bir an önce tahliye edilmesi gerekir. Bunların başında da diyaliz hastası tutsaklar geliyor. Yine dediğimiz gibi yani cezaevi koşullarında bu hastaların en fazla karşı karşıya geldiği diğer bir konu en ufak bir diyelim diyaliz hastası sorun yaşadığı zaman onun hastaneye gidebilme zaman açısından baktığımızda cezaevindeki o gecikmenin, o bürokrasinin yani hastalar açısından ne kadar dezavantaj bir durum yarattığını çok iyi biliyor. Bazen şu durumlar da yaşandı. İşte cezaevinde bir hasta ağırlaşıyor, revire götürülüyor. Revirden sonra işte bürokratik işlemler, ardından hastaneye araya saatlerce zaman geçiyor ve o hasta hayatıyla bunu diyelim ki bedeliyle ödeyebiliyor. Cezaevi koşullarında diyaliz hastası tutsakların ciddi sağlık ve tedavi sorunlarıyla karşılaşmaması için diyoruz yani bir an önce bu hastalara ilişkin gerçekten Türkiye'de ciddi bir kamuoyu oluşturulmalı ve bu kamuoyu noktasında en kısa sürede bu hastalar gerçekten tahliye edilmeli ve tedavilerini en azından sağlıklı ortamlarda, sağlıklı koşullarda evlerinde yapmalı. Yani bu hastaları uzun süreli cezaevlerinde gerçekten yaşama konusunda ciddi sorun ve sıkıntılarla karşı karşıya geleceği gerçeğini en azından kendim bu hastalığı yaşadığım için, günlük olarak bunu yaşadığım için en azından o arkadaşlarımızın hangi zor koşullarda gerçekten cezaevlerinde bu hastalığı yaşadıklarını en az tahmin edebiliyorum.